Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz saç kralla ilgili. Birçok yorum aldım saç kralla ilgili ve tedavilerde sonuç alan kişileri görmeye başlıyorum. Gayet güzel ve başarılı gidiyor. Dediğim yöntemi uygularsanız rahatlıkla kurtulacaksınız. Strese girmeyin. Dediğim gibi bu hastalık stresten kaynaklanıyor. Yani aşırı stres aşırı takıntı bunlar saç kırana yol açıyor. Şimdi dediğim yöntemi uygularsanız, sarımsak, tuz ve elma sirkesi akşam sürerseniz daha verimli sonuç alırsınız. Çünkü akşamları vücut dinlenmeye geçtiği zaman kıllar ve tırnaklar hareket ediyor. Yani vücudunuz dinlenmeye geçiyor. Bunu akşam yatmadan önce sürerseniz çok faydasını görürsünüz. Birkaç soru aldım. İşte sürüp ne kadar zaman yıkayım İşte sürdükten sonra ne kadar beklemeliyim? Şimdi arkadaşlar sarımsağı bu şekil ortadan ikiye bölünüz. Tuz buna bandırıp Gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Yani kafanızda da bu şekil olacak. Bu şekil kızaracak yani böyle kızarana kadar. Bu arada sarımsağın suyu da gitgide azalıyor. Bu şekil. Bakın gördüğünüz gibi bu şekil kızarır. Yani yanma hissi oluşmaya başlar. Bunu her akşam sürdükten sonra bu bölge saç kıran olan bölge diyelim buradaki deri atmaya başlar. Alttan yeni deri gelir. Dediğim gibi sabahları da kalktıktan sonra elma sirkesiyle pansuman yapacaksınız. Bu şekil kızarır yani saç kıran olan bölge bu şekil kızarır. Normalde burada saç kıran olmuş olsaydı daha çok kızaracaktı. Gördüğünüz gibi. Bu şekil her akşam uygulayarak yatmadan her gün bir hafta her gün uyguluyoruz. İkinci hafta iki güne bir. Üçüncü hafta üç güne bir. Şampuan Hangi marka kullanıyorsunuz bilmiyorum ama doğal şampuanlar kullanmaya özen gösterin. Doğal şampuan e, Dalin olabilir, SebaMed olabilir. Bu tür şampuanları kullanırsanız daha iyi verimli sonuç alırsınız. Kimyasal madde az olan yani Dalin'de örneğin gözünüzü yakmıyor kimyasal madde azdır. Yani saç kıran sonuçta strese bağlı bir hastalık. Ee, doğal şampuanlar da dediğim gibi e, içerisindeki o saç kıran olan bölgeye elma sirkesiyle sürünüz. Sürdükten sonra ılık suyla yıkayın. Bir hafta sonra o bölge e, kabuk bağlayacak. Resimde de gösterdiğim gibi e, kabuk bağlamış hali. Bir hafta sonra o e, kabuk bağlayan bölge alttan yeni deri gelecek. O deri geldikten sonra önce beyaz saç gelmeye başlar. Daha sonra kendi rengini alıyor. Ya bu aşama aşama ilerler. Yani saç kıran çıktığı zaman panik yapmayın. Yani birçok kişide panik görüyorum. İşte kafamın derisi kabuk bağladı falan. Eğer kafanızın derisi kabuk bağlıyorsa ki eğer verim alıyorsunuz demektir. Yani tedavi yanıt veriyor demektir. O yüzden panik yapmayın. Bu işlemi yaptıktan sonra yani bazı insanlar neden 2 ay, 3 ay, 4 ay sürüyor falan gibi soru soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şu şekilde anlatayım. Örneğin dişiniz apse yaptı. Doktora gittiğiniz zaman size antibiyotik veriyor. Ve o antibiyotik bitene kadar ilacı bitirmeniz gerekiyor. Ve bir anda iyileşmiyor yani. Bu da onun gibi bir şey yani. Böyle işte sarıp, sarıp tuzu sürüyüm işte sabah kalkayım saç çıksın olay bu mantık yok. Yani bu yöntemi yaparak eğer dişisi varsa ki eğer saç kıranızda yayılma oluyorsa ki eğer durdurur. Durur yani saç kıran durur. Ve artı saçınız çıkmaya başlar. Önce derinin dökülmesi gerekiyor. Yani o saç kıran olan bölgede ölü derinin dökülmesi gerekiyor. Ölü deri döküldükten sonra yeni deri gelecek. Yani gözenekler yeniden açılmış olacak ve saç tekrardan çıkmaya başlamış olacak. Yani bu işlem insanın bünyesine göre değişir. Kimisinde ya kimilerinde 2 ay, kimilerinde 6 ay, kimilerinde 8 ay. Yani bu sizin tedavi ne kadar hızlı ve doğru yapmanızla alakalı bir şey. İlk çıktığı sıralar her gün sürmeniz gerekiyor. Yani bunu her gün sürmelisiniz. Daha sonra bir hafta geçtikten sonra o bölge karardığı zaman o bölge karardığı zaman iki güne bir düşürmeniz gerekiyor. Daha sonraki işlemde tuzu kesmeniz gerekiyor. Sadece sarımsakla devam etmeniz gerekiyor. Daha sonraki işlemde de elma sirkesiyle orayı pansuman yaparak yani bu aşama aşama olur. Böyle bir anda sürüyüm çıksın diye bir şey yok yani. İşte bazı insanlar ispirto döküp yaktıklarını duydum. İşte orayı iğneleme, jiletle kesme yani o hızlı sonuç vereyim derken derinizde hasar bırakıyor arkadaşlar. Yani kafanızdaki saç yapınızı bozuyor. Ama bu benim dediğim yöntemde hiçbir hasar görmeden bu aşamaları yaparak saç kırandan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani saç kıran dediğim olay stresle alakalı sıkıntıyla alakalı yani strese girdiğiniz için vücut bir taraftan patlak veriyor biliyorum e, her insanın bir sıkıntısı ve stresi vardır kız arkadaşından ayrılan işte e, dost kazığı yiyen yani e, bu sürekli hayatımızda yaşıyoruz yani bunu ben de yaşıyorum dediğim gibi işte benim de 17 euro çalındı ben de strese girdim ama ben de saç kıran çıkmadı ama e, saçlarım dökülüyor benim de. Bu şekilde bu yöntemleri uygularak saç kırandan kurtulursunuz. Başka sormak istediğiniz soru olursa ki eğer yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Instagram adresimi paylaşacağım. Oradan resim atarak sonuçlarınıza bakacağız ve beraber bu saç kıranı yenmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.